Arkadaşlar selamünaleyküm. Savunma sanayimizle ilgili hazırladığım videolar benim için çok ayrı bir öneme sahip. Çünkü ordumuzun kullandığı bir mühimmatın yerlileşmesi bizim için temelde 3 açıdan önemli. Birincisi ekonomi, ikincisi askeri güç, üçüncüsü de bağımsızlık. Bence en önemli kısım bu. Bağımsız bir ülke olmanın yolu kritik denebilecek her şeyi kendin üretmekten geçiyor. Bizim bulunduğumuz coğrafyada en kritik mesele güçlü bir orduya sahip olmak. İstediğiniz kadar eğitimli bir ordunuz olsun. Silahlar yurt dışındansa silahı aldığınız ülkenin rızası olmadan operasyon bile yapamazsınız. İşte bunu aşmanın yolu savunmada yerliliği arttırmak. Yani bu konudaki çalışmalar ayrı bir öneme sahip. Bugün o çalışmalardan birini konuşalım. Kara kuvvetlerimizin en büyük vurucu güçlerinden biri füzeler. O yüzden bugün kara kuvvetlerimizin elinde bulunan yerli füzeler olsun konumuz. Başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapalım. Videolarımızı izleyenlerin büyük çoğunluğu abone olmayan kullanıcılardan oluşuyor. Sesimizin daha büyük kitlelere ulaşması için bize verebileceğiniz en büyük destek ise abone olmak ve videoları beğenmek. O yüzden kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi konumuza devam edelim. Türk Silahlı Kuvvetleri son yıllarda çok ciddi atağa kalktı. Hem yurt içinde hem de sınır ötesinde çok büyük operasyonlar yaptık. İnşallah birkaç yıl sonra gündemimizden tamamen çıkacak terör. Tabi bu operasyonlarda ordunun bütün bileşenlerine ayrı görevler düştü. Her birinin ayrı vurucu güçleri vardı. Kara kuvvetlerimizin de operasyonlarda en yoğun kullandığı sistemler T 155 Fırtına, T 122 Sakarya ve TR-300 kasırgaydı. Türk ordusunun en çok önem verdiği konu siviller. Bu sivil hassasiyetinden dolayı hassas mühimmat ihtiyacımız oluyor. Bu ihtiyaçtan dolayı da Roketsan, Sakarya ve kasırgayı güdümlü hale getirmek için çalıştı. Bu çalışmalar meyvesini de verdi. Ortaya Mızrak ve Kaplan füzeleri çıktı. Bir de TRGK-300 güdüm kiti. Öncelikle TRG-122 Mızrak füzesiyle başlayalım. Sakarya çok namlulu roket atar sistemi kara kuvvetlerimiz tarafından çok yoğun kullanılan bir sistem. Sakarya Roketsan, Makine Kimya ve Aselsan'ın ortak üretimi. 1990'da tasarlamaya başladılar ve 1997'de envantere girdi. Yani eski bir sistem ama faal kullanılıyor. Sadece Türkiye'de de değil, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Libya'da da kullanılıyor. Bu çok namlulu roket atarda Mızrak roketini kullanıyorduk. 2016 yılında Roketsan onu TRG-122'ye yani güdümlü haline çevirmek için çalışma başlattı. Hemen bir yıl sonra testleri yapıldı ve envantere girdi. Mızrak roketinin menzili 40 kilometreydi. Güdüm kiti eklenince menzil azaldı tabii. Çünkü güdüm kiti eklemek demek, füzenin ağırlığını arttırmak demek. Deniz seviyesinde menzili 30 kilometreye düştü. Bu füzelerle belli bir alanı yoğun ateş altına alabiliyorsunuz. Çünkü her bir çok namlulu roket atar 40 adet Mızrak füzesi ateşleyebiliyor. Ortalama 2 saniyede bir füze attığını düşünürseniz Sakarya Mızrak'la birleşince kara kuvvetlerimizin etkili güçlerinden birine dönüşüyor. Kara ordumuzun kullandığı bir diğer yerli füze de TRG-300 Kaplan. Kaplan'ın geliştirme çalışmaları 2010 yılında başladı. 2015 yılının sonuna kadar yani 5 yıl sürdü. TRG-300 Kaplan da yine bir güdüm sistemi çalışması. TR-300 kasırganın güdümlü modeli. Testleri 2016 yılında tamamlandı. Aynı yılın Kasım ayında ilk kafile teslim edildi. Mızrak'tan daha etkili bir sistem bu çünkü menzili azami 120 kilometre. Silah sistemi 4 adet Kaplan füzesi ateşleyebiliyor. Üzerindeki tüm yazılımlar Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Karadan karaya kullanılabildiği gibi karadan denize de kullanılabiliyor. İki tür hedefe karşı yapılan atış testlerinde de 30 km ile 110 km arası menzillerde nokta atışı yaptı. 2016'daki denemede azami menziline yani 120 km'ye atış denemesi yapıldı. Bunda da başarılı sonuç alındı. Bu füze kasırga benzeri 300 mm füze fırlatan diğer sistemlerde de kullanılabiliyor. TRG-300 Kaplan iki farklı konfigürasyonda üretiliyor. Blok 1'in harp başlığı 105, toplam ağırlığı 585 kilogram. 120 kilometreye kadar menzili olan versiyonu bu. Blok 2'de ise harp başlığı 190, toplam ağırlığı 670 kilogram. Yani blok 1'den daha etkili vuruş gücüne sahip. Ama kalan bütün özellikleri aynı olduğu için ağırlık arttığından menzil düşüyor. Blok 2'nin azami menzili 90 kilometre. TRG-300 Kaplan sınır ötesi harekatlarımızda yoğun olarak kullanıldı. Suriye sınırından ateşlendiği görüntüleri bol bol izledik. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdikten hemen sonra ilk alıcısı kardeş ülke oldu. Haziran 2018'de Azerbaycan ordusunun 100. kuruluş yıldönümü törenlerinde ilk kez görücüye çıkmıştı. Sonra Nahçıvan'da düzenlenen tatbikatta görüldü. En sonunda Karabağ Harekatı'nda yoğun şekilde kullanıldı. Roketsan Kaplan füzesinden sonra bir de güdüm kiti geliştirdi. TRGK-300 güdüm kiti. Bu güdüm kiti yine kara kuvvetlerimizin envanterindeki kasırga roketlerini güdümlü hale getirmek için kullanılıyor. Kasırganın harp başlığıyla gövde kısmı arasına takılıyor. tam olarak TRG-300 kadar diyemeyiz ama ciddi bir güdüm yeteneği kazandırıyor. Yine güdüm kitinin ağırlığı roketin menziline yansıyor. Kasırganın güdüm kitli halinin menzili 90 kilometreye düşüyor. Bu 3 çalışmadan sonra gelelim esas meselelere. Mesela Bora balistik füze sistemi. Bora ilk olarak İDEF 2017'de tanıtıldı. Taktik balistik füze olarak geçiyor. Ordumuza teslimatları 2020 yılında tamamlandı. Fırlatma aracı 2 adet Bora balistik füzesi ateşleyebiliyor. Azami menzili 280 kilometrenin üzerinde, yani çok caydırıcı. Balistik füze çalışmaları önemli. Çünkü balistik füzeler savaşlarda çok büyük bir güç çarpanı. Dahası envanterde bulunmaları barışta da caydırıcı bir etken. Çünkü bu füzelerin tespit edilmeleri ve durdurulmaları çok zor. Bunun yanında bir de Bora çok yüksek hassasiyete sahip. Yani çok stratejik bir silah. Önemli hedeflere karşı kullanılıyor. Hedefinde daha çok toplanma bölgeleri, hava savunma sistemleri ya da karargahlar gibi büyük hasar vermek isteyeceğiniz yerler var. 280 kilometre menzil balistik füzeler için çok büyük bir menzil sayılmaz. 10.000 kilometreye kadar varan menziller söz konusu. Bizim de elbette envanterimize binlerce kilometre menzilli balistik füzeler eklememiz gerekiyor. Böyle bir durum küresel çapta bir caydırıcılık demek olur. Ama 280 kilometre üzeri bir balistik menzili bizim şu an için işimizi görüyor. Çünkü bizim sorun yaşadığımız ve operasyon yaptığımız alan genellikle sınırlarımıza yakın yerler. Hem Suriye hem Irak'ta gerekli olduğunda bu menzil bize yeterli. Daha da iyi olan kısmı şu ki Bora'nın menzili Yunanistan'daki birçok askeri hava üssünü vurmaya yetiyor. Ama dediğim gibi binlerce kilometre menzilli balistik füzeleri de envanterimize eklersek sadece bölgemizde değil küresel anlamda caydırıcılık kazanmış oluruz. Ki zaten bu yolda ilerliyoruz. Çünkü geçtiğimiz yıl bir de Tayfun'un test atışına şahitlik ettik. Tayfun 561 kilometre mesafedeki hedefi vurarak bu alanda ciddi bir sıçrama yaşamamızı sağladı. Ayrıca bu menziliyle test atışı yapıldığında çok ses de getirdi. Türkiye'nin ilk kısa menzilli balistik füzesi olan Tayfun özellikle Yunanistan'ı ciddi anlamda gerdi. Çünkü Yunanistan'ın tamamı artık menzilimizde. Bir de yeni projeler var. Atmaca füzesini biliyorsunuz. Daha önce burada konuşmuştuk. Türkiye'nin ilk yerli gemi savar füzesi. Yan olarak da TRLG-230 lazer güdümlü füzeden bahsedelim. Bu da ilk defa 2020 yılında tanıtıldı. Farklı bir konsept. İnsansız hava araçlarımızla entegre çalışacak bir füze sistemi. Vurulacak bölgeye insansız hava aracı gönderilecek. İHA hedefi lazerle işaretleyecek ve TRLG-230 işaretlenen yeri yüksek bir hassasiyetle vuracak. İHA'larımızla füze bataryalarımızın entegre çalışması çok iyi düşünülmüş. Ve bu füzenin Ukrayna'ya satıldığı, onlarcasının gönderildiği de konuşuldu yakın zamanda. İnşallah bunlar da hızla envantere girer de vurdukları hedeflerin görüntülerini izlemek nasip olur. Daha da önemlisi inşallah burada az önce söylediğim gibi binlerce kilometre menzilli balistik füzelerin videosunu yapmak da nasip olur. Bunların hepsi ayrı heyecan kaynağı. Çünkü tek dert var, güçlü Türkiye. Allah'a emanet olun.